Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı günler. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Allah iyilik sağlık versin. Bizler de iyiyiz arkadaşlar. Kuşlar günde işin başındayız. Bugün de Allah nasip ederse mancar sulayacağım arkadaşlar. Diktim, diktikten sonra bir gün işte eşim sulamıştı bunu. Ertesi günü. Ondan sonra yağmur yağar belki diye bekliyoruz ama yağmadı artık. Bugün dedim ben hortumu çekeyim, sulayayım bari. Hava öyle bulutlu gibi ama çok sıkıntılı. Yani yağacağı benzemiyor. O yüzden sulayayım dedim işte. Aşkım bu su içilmez ki. Cümret. Bu su içilmez. Evden hiç çekil hadi. Bedirin abi. Hadi evden aldı gel. Hadi. Sana diyorum sana. Kime? Ama. Kime diyorum? Sana mı diyorum? Ba de ba. Bunları böyle dikiyoruz arkadaşlar. Bunlar lahana fidesi. Kışta bunlar böyle dürüm oluyorlar. Bu sene de bacakları biliyor musun? Çok uzamışlar. Bak yağmurlu gitmiş herhalde. Biraz dikerken sıkıntılı oldu. Bakalım nasıl olacak bilmiyoruz işte. Şimdi gideriz eve bak. Annen kahvaltı hazırla. Şimdi kahvaltı gidiyor. O zaman içersin suyu. Şimdi. Annen şimdi kahvaltı içer. O zaman içersin suyu. Oldu mu? Dün evleri temizledik arkadaşlar. Yorulmuşuz. Yani bugün kollarım ağrıyorlar bütün. Sabah kalkamadım. Sopa yemiş gibi sanki kollarım ağrıyorlar bugün. Hadi eve git. Eve git zaten anne kalkmıştı hadi git. Hadi anne kahvaltı çağır şimdi. Gider şimdi üstünü aldı ben hadi. Orada. Eğer bunlar olmuş arkadaşlar olmuş halini göstereceğim bunları. Şimdi size tuhaf geliyordur. Bunlar ne ki acaba böyle zörtlek zörtlek diyormuşsunuzdur. Nasip olursa bakalım. Kışta olduğu zaman size göstereceğim bunları. Yani o zaman yürümüş halini gösteririm inşallah nasip olursa. Aslında çok güzel oluyor bunlar ama bacakları işte biraz hani uzamışlar boyları şeye yağmura gitmiş herhalde. Yerinde. Yağmurlu gidince böyle bunlar böyle uzuyorlar biraz işte. İstanbul mancarı deriz biz buna. Yani dürme mancarı. Allah nasip eder inşallah güçle sarmasını da sararız da. Evet. Tavuklar gıdaklılar bak yumurtladılar. Dur.
Şuna kurumuşlar bak Bedirhan. Şu kurumuş içinde. Ondan sonra ne gerek yoksa. Sen ne olur olmaz yine tuvağına anne belki çıkar. Kurumuş oğlum ne şey çıkıyorum sana. Geldi mi suyu? Ha? Sen gitmiş mi ona? Gitti. Erik var mı öbür anında? Yok değil mi? Erik mi? Yok. Ha? Yok. Yok. Bak diye onlar birden vurmuşlar. Kapat bari. Şimdi işten geldikten sonra lokomotörünü aldırmış arkadaşlar. Güzel bir temizlik yaparken buralar sıfır yapmış. Oralar dedim ben şeyler otlar uzamışlar. Sen hani cama kenara geçerken geçemiyor. Ot olmuş. Yine. Evet. Evet arkadaşlar bakın kreşe dikmiştim. Şimdi gün akşam biraz buradaki kız da geldi. O da yardım etti biraz yarım saat falan. Ondan sonra bir daha gelemedim. Dün zaten sulamaya da gelemedim. Hiç cama kenin başına da gelemedim. Bugün akşam yine su istiyor burası. Bugün akşam sularım yine. Ufak bir yerimiz vardı fındıklık. Orayı tırpan yapmış işten geldikten sonra. Ondan sonra da dedim tırpan dedim ben hani stop etmeden benzinim varsa oralarda bari vurur dedim. Sağ olsun buralarda tırpan yapmış. O da işten geliyor yorgun argın. Ona da bir şey diyemeyiz arkadaşlar. Ne yapacağım? Bedirhan! Gitmişler mi eve? Buralarda otunu biraz yonmuştum ben. Ondan sonra yonamadım. Yonamayınca artalmış arkadaşlar. Şeyler kökleşmişler. Kökleşince artık dedim oralarda dedim ben şey yapamam yonamadım dedim. Oralarda bağırdım. Hani şeydi be tırpanla dedim. Oralarda şey etmiş. Buraya gelince misinesi bitmiş. Bak bu kadarcık yer kalmış. Misine bitmiş burada. Artık onda bir yağmur mağmur yağdığında artık elimle çekerim. Ne yapam? Evet. Evet arkadaşlar hadi buyurun kahvaltıyı çağırıyla kahvaltı edelim. Zümrüt! Eve gitmişti herhalde. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Selamünaleyküm. Evet pancarlar sularından sonra eve gittim arkadaşlar ben. Kahvaltı ettim. Kahvaltıdan sonra azıcık dinleneyim diye yani şey yaptım. Allah sinirlendirsin yani 5 dakika dinlenemedim. Hava bugün öyle serin yani öyle bulutlu öyle yani sıcak değil. Birkaç günden beri çok acayip sıcak vardı. Bugün öyle sıcak değil güzel yani hava. Artık kahvaltıdan sonra dedim benim büyük torum var benim yanında. Oğlum dedim senden dedim ben şu mutfağın halılarıyla benim odanın halısı vardı 3 tane. Onları dedim senden yıkayalım mı dedim yıkayalım bu anne dedi. Ondan sonra onları çıkardık işte onları fırçaladık. Ondan sonra onları yıkadık. Ondan sonra evin önünü yıkadım işte. Yan taraftaki komşu tırpan yapmış. Oraları öyle tırpan şey olmuş. Hani toz toprak şey olmuş. Oraları yıkadım. Evet arkadaşlar. İnanır mısın daha yani hiç oturmadan. Şimdi dedim geleyim şu süt makinemde yıkayayım artık.
Gelin bugün sabahleyin kalkamamış. Dün çok yoruldum diye. Sabahleyin şey alarm kurmuş, alarmın sesini duyamamış. Uyanamamış. O yüzden gitmedi bugün. Bugün de evde yani. Bugün de dedim ben o çocukların yanındayken dedim ben kızım hani buradayken çocuklar hani yanında ilgilenmeyince olmuyor. Makineyi de yıkayayım da dedim. O da yemek yapmaya girdi mutfağa. O yemek yapınca da ben dedim süt makinesini yıkayayım dedim. Ondan sonra yemeği dedim öyle yeriz dedim ben artık. Süt makinesini yıkamaya geldim arkadaşlar. Evet. Evet makinem bu. Sağırken hani sağırken şey diyordum. Sağdıktan sonra normalde günlük hani her gün yıkıyordum da yine sağırken şeydi böyle şey yaparken 15 güne 20 güne bir de hani her şeylerini söküyorum. Kapaklarını, borularını, hortumlarını her şeyini söküyorum arkadaşlar. Öyle yıkıyorum. Şimdi de onları sökeceğim işte. Öyle yıkayacağım. Bakalım. Temiz olsun. Yine temiz hani doğum yaptığı zaman hazır o zaman temiz oluyor. Doğum gelince aman makinem yıkanacaktı. Aman şunu mu olacaktı, bunu mu olacaktı diye. Hani o zaman telaşesi olmuyor. Biberonlarımı da yıkıyorum. Hazır. Ondan sonra makinemi de yıkıyorum. Bakın biberonlarımı da buraya yıkarım, hazırlarım. Bakın arkadaşlar. Biberonlarım da burada hazır. İkizlerim vardı. İkizlerim vardı. Onun için iki tane biberonum var. Bakın. İkizlerim olmuşlardı. Onun için şimdi köydeki şey vermiştim. Görümcemin gelinin ineği vardı o zaman. Ona vermiştim rızası olunca. Ona vermiştim. O getirdi. Biberonlarım da yani hazır. Onları da yıkarım. Böyle hazır durar. Süt kovalarımı da buraya koyarım arkadaşlar. Bakın her gün yani evden hani her gün bakır götürmüyor. Hepsini yıkarım bir getiririm. Ondan sonra bu dolabım bakın ben ahır şey dolabım burası ahırda. Ahırda bakın eldivenlerim var. İneği yıkarken eldivenlerim de var. Ondan sonra ineğimin göğsüne sürdüğüm krem var. Bakın havlu kağıdım bile ne var. Ondan sonra veteriner gelince burada hiç yani evde şunu getir bunu getir diye ben hiç yapmaz. Burayı açar o da biliyor artık. Veterinerimiz Allah razı olsun. Hiç bana şunu getir bunu getir Aytin abla demez. Sadece Aytin abla sıcak su getir der bana. O da zaten sıcak suyunda yakında. Buradan işte her şeyini buradan yani lazım olanı alır. Bu dolabımı. Dolabım da burada ahırda burada evden fazlalıktı. Ben de buraya getirdim buraya çaktırdım. Olan eşyalarımı buraya koyuyorum. Bakın kameram da var arkadaşlar. İneğim gibi olduğu zaman evden beri yani telefonumdan beri izleyebiliyorum. Çünkü inek hamile oldu muydu doğumuna yakın hani devamlı girip çıktığın zaman strese giriyormuş. Demeri kullanmayınca sıkışmış. Söküyorum arkadaşlar. Bakın her şeyi söküyorum böyle.
Nasıl sıkışmış öyle ya? Yani süt sağlayan yerlerini böyle iki gün için bir güne bir yıkamaz arkadaşlar, süt sağlı memeli hani sağlıyor ya şeyler, süt girdiği yerler yani şeye kaymak bağlıyor öyle yani sele sıcakta, hele hele haftada bir defa yıkamazsam yani olmuyor bu şeydi yani öyle süt. O yüzden ben de zaten günlük şey yani bütün yıkıyorum normalinde. Böyle arada bir hafta, bir 15 güne bir de böyle çamur suyuyla azıcık ıslıyorum. Kimisinin makinesi oluyor. Makineyi böyle yıkaması var diye üşendiğinden eline sağıyorlamış arkadaşlar. Aman onun yıkaması var, elimle sağıveriyorum. Yıkaması var, etmesi var diye. Her şeyin şeyi var. Yani. Her şeyi temiz tutarsan temiz olur tabii. Beni yıka yıka diye bağırmaz makine. Ama temiz olsun olmasını istersen tabii yıkamak ister. Hava bugün o kadar güzel ki arkadaşlar, yani serin, yani öyle desem nasıl desem yine yani eşim de işten geldi, yazık yemek falan yemedi, hemen üzerini değiştirdi, tırpana gitti, hava serin dedi, dün biraz yapmıştı işte,
Bugün de işte biraz daha yapayım diye. Şimdi burası fındık zamanı arkadaşlar. Yavaş yavaş millet artık bir iki fındığa giriyorlar. Şimdi artık şimdi sonra insan pek elde bulamazsın artık şeylerde. Anca yine ta bağda bahçede fındığında kimisi yoğunluğu gidiyor. Kimisi insan yerine insan hani, insan buluyor fındık toplatmak için. Sökemedim şunu arkadaşlar. Şurası içine şey olmuş. Sel çıktığında komşunun oraya ettiğim iki gün herhalde güneşte kaldıydı. İyice oraya herhalde yapış etmiş. Hani yerleşmiş oraya. Sökemedim bir türlü. Sökük normalde kalkınca yıkamam lazım. Ama sökemedim onu. O yüzden artık sonra ya eşime söktürüm ya geline söktürüm. Kuvvetli birine söktük. Bizim işlerimiz böyle işte arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Sizler neler yapıyorsunuz? Bizlerde durumlar böyle işte. Of, azıcık oturacağım şuraya. İşlerimiz böyle işte arkadaşlar. Kaç gün
günlerden beri inan. Yani hiç bir saat dahi dinlenemiyoruz. Yani dinlenemediğimiz gibi de. İşimizi de bitiremiyoruz yani. İşimizi bari bitirsöz gene. Yani akşam olmayınca yani iş de bitmiyor. Şükür ne yapacaksın? Buna şükredelim. Böyle kalmamış, hepsi de gitmişler. Şeyleri çok özlemedim oğlum ya. Bedir. Şunları sökemedim oğlum ya. İyice yerleşmişler. Bakalım de ben sökeyim. Hem evden bir tane ben sarı elbise götürdüm. Buradaki elbiselerim hep atmışız. Şey oldu diye. Sensiyor oldu diye. Neler? Sökebileceğim şunu. Neleri sökeceksin? Şunu sökebileceğim bakalım şu şeyini. Şunu ıslak gelen bir şey takacağım. Şimdi köşe mi çalıştırıyorum ama? Az dur bakalım bir az dur şunu alayım. Çok böyle. Yerleşmiş önce ne şey selde yukarı aldık ya hani şey hacılarım oraya. Yerleşmiş iyice ne olmuyor? Sonra... Çıkmıyor oğlum çıkmıyor. Yıkadım böyle artık sonra dedeme söktürürüm. Ne yapayım ben? Dur. Var bir tane saray beze götürsen hadi şey evin yanına. Veya şeyde var yıkadım ben. Evet. İlk defa gitti.
İpte var bir tane böyle renkli şey, elayın gibi almış ya. Onlara bir tane bağlı denedi. İpte var aspirin demin bir tane. Götürdün gel. Yeni mi götürdün? Oğlum bana eskime vardı. Eskilerden götürdüm. Ben şuralarını sileceğim. Ya yağ bir şey oluyor. Kir oluyor. Kansele falan çıkmaz mı ya? O kansele çıkmaz ki. Orası şey olmuş oğlum. Sert çıkınca yukarı hacılamayı öğrettik ya. Hacılar oraya gitince orası şey sıcaktan güneşte kaldıydı 2-3 gün. O zaman güneşte bunlar şey plastik ya. Yer yapmışlar yerine. Dedem falan sokturma olmazsa. Normalde şunları sökeceğim de içine şey sokuyordum ya fırça. Sokamadım ne yapayım? Şu bu şeydir değil mi? Ha, yok onun uzun, onun uzun var, onu da yormuşum ben lan. Aşağıya kazanda hepsini koydum herhalde, yengen gibi istediler onlara verdiydim. Sıcak su falan şey yapsak, sıcak su... İşte dedem bakalım sıcak suyla falan çözerse, şey açarsa o zaman tekrar gene yıkarım olmazsa. Sıkıldım da sadece şunlar kaldı, şu boru kaldı. Şu zaten hava borusu, o suyu... Ben bir yıl denesek demiş, bir bardağı sıcak su hazırlamasın ya. Sıcak filan yine yumuşa da çıkar. Bir de şey yapamazsın oğlum. Normalde bak o zorlamıyordu, çıkıyordu, çıkmıyor işte. Demek ki ne bu yeri yapmış buraya. Şimdi inek sağmayacağım ya, ben ne yapayım oğlum? O zaman gene bir şey derim öylesin. Az geri çek bakalım ya şuraya gel. Hadi geri çek. Sen yenilediniz mi anne? Neyi? Buralarda yok. Yok. Eve haş dökünce beton attı ya, ben şuraya getirdim de onu şuraya döktüm. Eve... Havanın cebine de çok yeşil girmiş ya. Çıkardın mı? Kaldı, onun oldu bir yere. Balkonda mı? Onun oldu bir yere, kaldı diyor. Balkondaki balkondan çıkar oğlum. Kokeşin ne yok? Kokeşin ne yok? Para ne bir şey değil, kokeşin bir şey der. Sen din abla, beni çağırsa az gel çıkaralım ki sen mi? Çıkarıp değil mi? Çıkaramadık, kaldı onun oldu bir yere. Orada... Korkusundan silmiştir hayvan bir yerlere. Tamam da ondan da öldüm işte. Yiyorsun hadi hayvanı. Hayır yok, bir yerlere çıkmış ya. Evet. Kalkmış bir de bu şey taburdan kalkmış, demek ki taburdan buradan çıktı, ha aşağıya bizim fındıkların içine gitmiş dedem, oradan götürmüş bunu. Oran kalktı sıkıyor ha. Oğlum şu taburu yoldan çıkınca ne bak şu taner dedi. Taner dedi. Demek ki bu yola içeri çıkınca yukarı kaldırdı. Buradan kaldırmış. Suyun yüzünde yüzerken ne olacak? Buradan kapıdan çıkmış gitmiş. Ha. Seninle beraber. Ha, aşağı gitmiş. Aşağı gitmiş. Artık dedene başka şey kestir dedim. Buraya başka şey koyduydum. O da biraz uzun geldi.
Dedem bunu ta şeyden götürmüş, aşağı kırmadan fındıklığın içinden. Aslında o zaman oraya matkap var mı, cevap olmaz mı ki? Ya onu çıkarayım, ben de işte alır. Evin önünde ip az. Koyunca götürürüm. Tutursan oğlum buna yere su koymayın mı? Yıkadım güzel yere koyma. Yani şu işi yakabiliyor mu onu? Ne? Kedi ne gibi? Basıyor ayaklarıyla. Bak kedi çıkıyor ya. Sefanın üstünde kedi ayaklarıyla. Bedirak şunun üstüne çıkan bari ben. Düşer miyim ki lan? Düşersin, yapma, bırak, yapma yapma. Niye her zaman çıkıyorum, ben çıkamaz mıyım artık? Anacığım. Bedir. Hey. Annenin yaşlandı oğlum. Hı. Ha? Ela yengem yemeği hazırladı. Dedi.
geçelim. Şöyle koyayım mı Bedir'e? Örtüsü kuruyunca şeyler, örtüsü yumuşamasın. Altı kurusun da. Evet arkadaşlar. Böyle bir bugünkü günlüğümü de böyle paylaşmak istedim. Hem bir video çekmek ister olur dedim. O yüzden beğendiyseniz beğenilerinizi beklerim arkadaşlar. Yorumlarınızı, abonelerinizi beklerim. Hepinize hayırlı akşamlar olsun arkadaşlar. Hoşça kalın. Şöyle çekeyim. Üstüne şey kalkmıştı Bediren. Hı. Anneye şey söyledi. Limondan bunu şu kaldık da yerine yakıştıran bari. İyi oluyor. Sürüyoruz fena. O ne zaman gelecek? Kim? Annem. Anne neredeymiş? Aramadım ki. Anne gelmiş mi buraya? Çarşıya gelmiş mi? Anne babam aradığında çarşıya geliyordu dedi. Çarşıya mı geliyordu? Çarşıya geliyor dedi. Bunları bile inceltmişler artık. Şuna bak, yıkanca küçülüyor. Temelli. Araba durdu sanki önünde. Arkadaşlar hayırlı akşamlar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.